Barış ve Demokrasi Partisi grubu önerisinin aleyhinde Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Başer. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye'de cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlerin tahliye ve tedavi hususlarının araştırılması amacıyla BDP tarafından verilen meclis araştırmasının aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ülkemiz genelinde 368 ceza infaz kurumunda 95 bin hükümlü, 32 bin tutuklu olmak üzere toplam 128 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biraz önce konuşma yapan arkadaşlar geçmişte olduğu gibi bugün de yapıyorlar. Yalnız meclis kürsüsünde konuşan insanları hep dinledik. Yalnız 2002 tarihinden itibaren yapılan 3 seçimde, 2 mahalli seçimde, 2 halk oylamasında aziz milletimiz, 75 milyon vatan evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar vicdanlı olduğunu, ne kadar milletin hizmetkarında olduğunu göstermiş ve bunun karşılığı olarak da AK Parti iktidarı kurulduğu andan itibaren oylarını artırarak devam etmektedir. Bu da şunu gösteriyor. AK Parti'nin yapmış olduğu icraatların hukuka, ahlaka ve çağın gereklerine uygun olarak yapıldığının bir kanıtıdır. Dolayısıyla ben kötü söz, kem söz, kötü söz sahibine aittir diye düşünüyorum. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Bizim edebimiz onlara cevap vermeye yetmiyor. AK Parti hükümetleri çağdaş anlayışa uygun bir şekilde ceza infaz kurumlarının yapılmasını hedeflemiş. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı'nın 2006 yılından bu tarafa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde sağlıklı, güvenlikli, mekanik, elektronik donanımlı ve rehabilitasyon işlemlerine elverişli yeni bir ceza ve infaz kurumu gerçekleştirmiş. Başta büyük şehirler olmak üzere ülkemizin değişik yerlerine bu saymış olduğum özelliklerine haiz ceza ve infaz kurumlarını yapmıştır. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 18. maddesi uyarınca akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunan hükümler içinde yine cezaevlerinde sağlık üniteleri hizmete açılmış, faaliyete geçmiştir. 5275 sayılı 2004 tarihli ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna göre güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlerin ırk, din, dil, mezhep, milliyet, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, fikri veya sosyal köken, siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleriyle ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın hiçbir kimseye ayrımcılık yapılmadan uygulanmaktadır. Size göre doğru olmayabilir. Ancak Sayın bizim Ağababa, yapmış olduğumuz icraatları Ağababa, aziz milletimiz yapılan her seçimde muhterim karşılığını göstermektedir. Sayın Ağababa, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli Sayın bir yaşam Ağababa, sürdürmeleri lütfen sağlanmış, hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddi ve manevi koşullar altında çekilmesini gerçekleştirilmiştir. Cezanın infazında adalet esaslarına uygun olarak hareket edilmektedir. Bu maksatla ceza infaz kurumları kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak nitelikli elemanlarca yerine getirilmektedir. Değerli Başkan, sayın milletvekilleri, yargının yapmış olduğu faaliyetleri biraz önceki konuşmacı başbakanımıza atfediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yargı bağımsızdır. Geçmiş dönemde yargı bağımsız olmayabilir. Ancak
AK Parti iktidarıyla beraber özellikle 2010 referandumundan itibaren artık Türkiye dünün Türkiye'si değil. Artık Türkiye insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, adalet anlayışına uygun bir şekilde yoluna devam etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, cezanın infazında adalet esaslarına uygun olarak hareket edilmektedir. Bu maksatla ceza infaz kurumları geçmiş dönemlerin kötü örnekleriyle şu an itibariyle baktığınız zaman işte geçen ay içerisinde İnsan Hakları Komisyonu'nun Ali Ağa Cezaevi'nde yapmış olduğu inceleme neticesinden sadece bir paragraf okumak istiyorum. Ali Ağa Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemede bulunan kurumlar, fiziki koşulları ve mahkumlara sunulan diğer imkanlar itibariyle olumlu bulunmuş, özellikle Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda mahpuslara sunulan faaliyetlerin yanı sıra koridorlardaki yapılan düzenlemelerinde yerinde olduğu, insan onuruna, çocukların yaşam felsefesine uygun olarak yapılmış olduğu işlemlerden dolayı takdirle karşılanmıştır ve bu raporun altında Ceza İnsan Hakları Komisyonu'nun raporun altında AK Partili, MHP'li, CHP'li ve BDP'li de milletvekillerinin imzaları bulunmaktadır. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, hastalık geçen ay içerisinde yapmış olduğumuz 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirememe halinde de infazın ertelenmesine ilişkin hüküm getirilmiştir. Yine aynı şekilde infaza ara verilmesi, ertelenmesi, geri bırakılması için Cumhuriyet Başsavcılığınca hükümlünün toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirmesinde hüküm altına alınmıştır. Yine aynı şekilde cezanın ertelenmesi ve doğrudan yakalamayla ilişkin olarak da yine aynı şekilde sanıkların lehine olan hükümler getirilmiştir. Yine aynı şekilde tutuklu ve hükümlerin ana baba, eş, çocuk, kardeş veya çocuğunun ölümü halinde veya yakınlarının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli bir ağır hastalık hallerinde veya deprem, su baskını, sel felaketi gibi sebeplerle zarara uğradıkları belgelendirilmesi koşuluyla da yine aynı şekilde gerekli izinlerin alınması suretiyle tutuklunun geceleyin konaklaması gerektiği ve bu konaklama mevcut düzenlemede gittiği yerdeki ceza infaz kurumunun bulunmaması halinde de kolluk tarafından belirlenen güvenlikli bir yerde yapılması hükme bağlanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarıyla beraber yapılan ceza infaz mevzuatındaki yapılan değişiklikler uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmiş, cezaevlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aradığı standartlar yakalanmıştır. Denetimde serbestlik teşkilatı kurulmuştur. Cezaevi sorunlarını AK Parti iktidarıyla birlikte ülke gündeminden çıkartılmıştır. Tutuklu ve hükümlere de insan yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile insanca muamele edilir hale getirilmiş. Bu vesileyle BDP grubunun önerisinin aleyhinde olduğumu belirtiliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.